Altıncı soru. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yukarıdaki grafikte x, y, z ve t maddelerin pH değerleri verilmiştir. Şimdi arkadaşlar, pH 7 olduğu zaman madde nötr. pH değeri 7'den küçükse, yani sıfıra doğru gidildikçe hem asitlik özelliği artıyordu hem de asitler bu aralıkta bulunuyordu. Yani 0-7 arası asitti. 7'den 14'e kadar ise bu aralık bazdı ve sağa doğru gidildikçe de baz özelliği artıyordu. Bu ön bilgiyi verdikten sonra şıklarımıza devam ediyoruz. X maddesi Y maddesine göre zayıf bir asittir. Şimdi bakalım, X'in pH değeri 6. Dolayısıyla X'e asit, Y'ye de asit diyoruz. Çünkü pH'i 7'den küçük. Z ve T'ye bakalım hemen. Z ve T de 7'den büyük olduğuna göre bunlar da baz. Hemen bunları da böylelikle sıralamış olduk. Şimdi A'ya geri dönelim. X maddesi Y maddesine göre daha zayıf bir asittir. pH 2 olduğu, dolayısıyla sıfıra yakın olduğuna göre Y maddesi daha kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Y maddesi sul çözeltisinde hidrojen iyonu oluşturur. Y maddesi asit olduğuna göre hidrojen iyonu oluşturacaktır. Asitlerin özelliği buydu zaten. Şimdi diğerine geçiyoruz. Z maddesi mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür. Kırmızıya dönüştüremez çünkü Z maddesi, az önce de söyledik, bazdı. Bazlar turnusol kağıdını maviye çeviriyorlardı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Burada D seçeneğine de hemen bir bakalım. T maddesinin sul çözeltisinin tadı acıdır diyor. Baz olduğuna göre tabii ki bu da doğru bir cümle.